Herkese iyi akşamlar. 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansallara yönelik yapacağımız ilk webinar olacak. Geçtiğimiz yıl pandemi döneminde ilk olarak webinar yapmıştık. Yine bu kapanma dönemlerinde sizlerle, Fintables üyeleriyle buluşma amacıyla başladığımız geleneği ondan sonraki her çeyrek kapanma olmamasına rağmen devam ettirmiştik. Yine bir kapanma dönemindeyiz. 17 günlük. Hepimiz evlerdeyiz sokağa çıkma yasakları sebebiyle. Bu çeyrekte de yine webinarlar yapacağız. Webinar takvimi çıkartmıştık geçtiğimiz hafta içerisinde. Sosyal medyadan takip edenler görmüştür. Bugün bir bilanço webinarımız var. Yarın Yaşar Yıldırım'la birlikte aylık sohbetlerimiz var. Önümüzdeki hafta pazar günü ayın 9'unda bir webinarımız ve ayın 16'sında bir webinarımız daha olacaktı. Ama bilanço dönemi bildiğiniz üzere uzatıldı. Bu yasaklar dolayısıyla bir aylık ek süre verildi. Geçen yıl ilk çeyrekte de benzer şekilde ek süre verilmişti. Bu yıl da benzer şekilde bir aylık ek süre verildi. Dolayısıyla 10 Mayıs olan finansalların son açıklanma tarihi de 10 Haziran'a kadar ertelenmiş oldu konsolide tablolar için. Dolayısıyla beklediğimizden daha uzun bir bilanço dönemi olacak. Bu yüzden de bizim webinar sayımız da artabilir. Yani biz ay ikisinde yarın 9'unda ve 16'sında yine webinarlarımızı yapacağız. 4 webinarı. Eğer bilanço dönemi devam ediyor olursa ondan sonraki haftalarda da yani şirketler bırakırlarsa ayın 10'undan sonra bilanço. Sonraki haftalarda da gelen bilançolara göre yeni webinarlar yapacağız. Dolayısıyla 4 değil daha fazlası da bu çeyrek için olabilir diye düşünüyorum. Onun haberini vererek başlayayım. Daha sonrasında çeyreği değerlendirmeye yavaş yavaş başlayalım. Ekran yansıtmadan önce bir ilk çeyreği konuşacak olursak. İlk çeyrek aslında özellikle ilk 2,5 aylık süreçte yani Ocak, Şubat ve Mart'ın 20'sine kadar olan süreçte aslında kurun oldukça sakin seyrettiği, dışarıdan gelen dalgalar dolayısıyla Borsa İstanbul'un ara ara satış yediği ama yeniden hızlıca toparladığı dönemler olmuştu aslında ve Merkez Bankası Başkanı değişikliğine kadar da bu böyle devam etmişti. Mart ayının son haftasında Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'ın görevden alınması, yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasıyla birlikte o pazar gecesi itibariyle hepinizin bildiği hızlı bir kur yükselişi ki ertesi günde 7,70'lere kadar çekilen ama daha sonrasında 8'in üzerinde denge bulan dolar-tl kuru şirketlerin bilançoları üzerinde baskı yaratmaya başladı. İlk çeyrek hikayesi birazcık farklı normal kurun yükseldiği çeyreklere göre. Çünkü daha önce kurun yükseldiği dönemlerde kur ortalaması da yüksek kalıyordu. Ama bu sefer yani bu ilk çeyrekte hem kur yüksek kapandı hem de dönemin içerisinde ortalama çeyreklik kur düşük kalmış oldu. Şöyle söyleyeyim, gelir tabloları tarafı özellikle ortalama çeyreklik kurla hazırlanıyor. 7,37 dolar TL'nin çeyrek ortalaması ama kapanışa baktığımızda 8,30'da ki Cuma gününde kapanış yine oradan oldu. 8,30 seviyesinden oldu. Dolayısıyla döviz borçlu şirketler için kötü bir kapanış oldu bilançolar anlamında. Çünkü bilançolar kapanış kuruna göre hesaplanıyor. Dolayısıyla orada yüksek zararlar oluştu kur açığı olanlar tarafında. Ama kur fazlası olanlar için de bilanço tarafında pozitif bir tablo gördük. Ama gelir tablosu tarafında özellikle ihracat yapan şirketlerin buradaki kur kapanışındaki etkiyi hissedemediklerini, çünkü ortalama kurun çok düşük seyrettiğini görmüştük. İkinci çeyrek birazcık daha farklı olacak. İkinci çeyrekte hem kur yüksek olacak ama muhtemelen ilk çeyrek kapanışına göre yani ilk çeyrekteki kadar değer kazanmayacak muhtemelen. Ya yani öyle bekliyoruz. Merkez Bankası beklenenden çok erken bir faiz indirimine gitmezse tabii ki bunu söylüyorum. Hem kur ilk çeyreğe göre çok fazla değerlenmiş olmayacak ama bu sefer ortalama kur yüksek olacak. Dolayısıyla ihracat yapan şirketlerin bir miktar daha güçlü tablolar açıkladığını ikinci çeyrekte çok net şekilde göreceğiz. Dolayısıyla ilk çeyreği göz önünde bulundururken özellikle ihracatçı şirketlerin ya da döviz bazlı satış yapan şirketlerin aslında ikinci çeyrekte benzer cirolarla ya yani benzer adetsel üretimler ve satışlarla daha yüksek cirolar elde edebileceğini hatırlatmak lazım. Yine ilk çeyrekte döviz açığı dolayısıyla yüksek zarar yazan şirketlerin de ikinci çeyrekte bu kadar fazla zarar yazmayacağını hatırlamak lazım. Çünkü çeyrek oldukça yukarıda kapandı.
Sorulara bakıyorum ben bu arada bir yandan ama hisse hisse gideceğiz. Zaten bu soruların bir kısmına da cevap veriyor olacağım. Aselsan soran var. Faiz, FK korelasyonu bolca konuşacağız. Burada özellikle FK'ları konuşurken Vestel soran var. Onu da konuşacağız. Bu soruların tamamına neredeyse cevap vereceğimi söyleyebilirim. Ekran yansıtarak başlayalım yine. Burada yine Fintables'ımızı açalım. Evet, zaten beyaz eşyacılarla başlayacağım burada. Yani Vestel, Vespe ikilisini bir kalemde, daha sonrasında Arçelik'i yorumlayarak başlayacağım. Chat'i de bir kenara koyuyorum ki burada birlikte yani yazdıklarınızı da görmek için. Dediğim gibi yani çok soru cevap gibi gitmiyor webinarlar, biliyorsunuz. Birazcık daha buradaki seçtiğim hisseler üzerinden konuşuyoruz. Ama o hisseyle ilgili bir şey varsa da o arada hem sizin eklemek istediğiniz bir şey olabilir hem soru olabilir. Her ikisinde konuşmaya devam ederiz. Şimdi Vestel Beyaz Eşya ile başlayacak olursak 311 milyonluk bir net kâr geldi. Geçen yıla göre baktığımızda çok çok yüksek aslında. Yani yıldan yıla büyümeye baktığımızda oldukça iyi bir rakam. Yine ciro tarafında neredeyse %100'e yakın bir artış var. Keza Afabök'te de %100'ün üzerinde bir artış görüyoruz. Yani baktığımızda yıldan yıla büyümeler çok iyi. Ama bilanço genel olarak zayıf bulundu. Bunun sebebi bir önceki çeyreğe göre aslında rakamlar. Özellikle ciro tarafında bir miktar düşüş oldu. Favök'te ve Netkar'daki düşüş bir önceki çeyreğe göre baktığımızda çok daha dramatik aslında. Bunun böyle olacağı bekleniyordu. Yani piyasa için baktığımızda gelen rakamlar sürpriz değil. Özellikle Vestel Beyaz Eşya'da. Çok fazla kurum zaten net tahmin yapmıyor burada. Ama var olan tahminler 280-290 milyon TL civarındaydı. Yani aslında şirket buradaki beklentilerin üzerinde bir rakam getirmeyi başardı. Onu net şekilde söyleyebilirim. Ama önceki çeyreğe göre geri çekilme biz temel analistler tarafından çok da fazla beğenilmiyor. Ama dediğim gibi piyasa zaten bunu böyle bekliyordu. Şimdi beyaz eşya tarafına bakacak olursak, şimdi ilk çeyrek yüksek kapasite kullanım oranı vardı bir defa beyaz eşya tarafında. Bunu zaten şirket sunumunda da, Vestel beyaz eşyanın sunumu yok ama Vestel'in sunumu var. Vestel'in sunumunda da household dedikleri yani ev ürünleri için, beyaz eşyalar için zaten orada ayrı bir bölüm açılmıştı. Yani televizyonu yani farklı tarafta tutuyorlar. Beyaz eşyayı farklı tarafta tutuyorlar sunum tarafında da zaten. Onlar da söylüyor. Yüksek bir kapasite kullanım oranı gerçekleşti. Hatta Mart ayı için rekor üretim yapılmış. Onu da yine belirtmişler. Burada maliyetler tarafı önden alınan önlemlerle kontrol altında tutulmaya çalışıldığı söyleniyor. Ama tabii ki de burada biz çeyreklik marjlara baktığımızda özellikle brüt marj tarafında ciddi bir geri çekilme olduğunu görebiliyoruz. Yine keza Favök marjına da baktığımızda bu %22'lerden 16'lara doğru geldiğini görüyoruz. Biraz daha burada uzun vadeli ortalamalara bakalım. Uzun vadeli ortalamalara baktığımızda şurada çeyreklik gidelim. Aslında çeyreklik marj uzun vadeli ortalamalardan çok farklı değil. Biz son iki çeyrekte o kadar yüksek marjlar gördük ki yılın sonundaki iki çeyrekte. O yüzden burası birazcık düşük gözüktü bize ama aslında şirketin ortalaması buralarda diyebilirim. Aynı şekilde Favök marjı da aslında geçmiş ortalamaların hafif üzerinde bile sayılabilir ama son iki çeyreğin altında kalması sanki kötüymüş gibi bir algı yaratmış oldu Vestel beyaz eşya tarafından. Dediğim gibi burada kontrol etmeye çalışmışlar olabildiğince maliyetleri ama bu kadar olmuş. Arçelik bunu çok daha iyi başarmış zaten. Birazdan konuşacağız. Burada aslında ihracatta ciddi bir büyüme var. Ama beklenenden de daha az. Bunun da sebebi uzun zamandır bizim de işte yayınlarda vesaire konuştuğumuz, sizin de mutlaka televizyonda denk geldiğiniz konteyner krizi. Mart'taki rekor üretime rağmen Mart ayında üretilen ürünlerin bir kısmı gönderilemedi maalesef. Burada konteyner krizi dolayısıyla bazı siparişlerin ikinci çeyreğe bırakıldığını görüyoruz. Dolayısıyla ikinci çeyrek ilk çeyrekten muhtemelen yani çok yüksek ihtimalle daha iyi gelecek eğer bu konteyner krizine aşabilirsek. Diğer tarafta maliyet artışları fiyatlamaya yansıtılmış burada. Biliyorsunuz birazdan Ereğli zaten en son konuşacağımız kağıtlardan olacak. Ereğli'nin bilançosunun iyi gelmesi yani demir çelik tarafının iyi gidiyor olması bir tarafta zaten Arçelik gibi, Vestel gibi şirketlerin de bilanço tarafında maliyetler tarafında zararı demek. Oradaki şirketlerin iyi gidiyor olması. Dolayısıyla burada da bir maliyet baskısı yaşadığını söylüyor Vestel tarafı ki bunu da yine olabildiğince kontrol etmeye çalışıyorlar. Kontrol edemedikleri noktada maliyetleri yani kontratlarla kontrol edemedikleri noktada elbette fiyatlara yansıtıyorlar ki fiyatlara yansıtılmış. Arçelik de benzer şekilde burada fiyatlamalara yansımış. Şimdi ikinci çeyreğe dönecek olursak, ilk çeyreği konuştuk. İkinci çeyrekte beyaz eşya tarafında
Komoditi fiyatları yani bu demir çelik gibi, işte plastik gibi, petrokimya ürünleri gibi ham madde olarak kullanılan ürünlerin hala fiyatların artmaya devam ettiğini görüyoruz Nisan ayı itibariyle. Burada tabii ki küresel toparlanmanın etkisiyle olan şeyler bu. Diğer tarafta da lojistik maliyetlerin yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Yani konteyner krizi devam ettikçe zaten buradaki lojistik maliyetlerin yükselmesi kaçınılmaz. Ama bir yandan da bakıldığında buradaki zorluklara rağmen dışarıdaki güçlü talebin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Avrupa tarafında. Hatta Arçelik sunumunda da bunu görebilirsiniz. İspanya ile Almanya hariç bütün ülkelerde yüksek büyümeler göstermişler Avrupa tarafında. Avrupa'nın totalinde de çok ciddi bir beyaz eşya talebinin artışı var bir önceki yıl ilk çeyreğe göre. Hatırlarsanız geçen yıl ilk 6 ay özellikle iç pazarın yoğun olduğu bir satış grafiği vardı beyaz eşyacılarda. Bu yıl birazcık daha ihracatın ağır bastığını net şekilde görüyor olacağız. Şimdi Vestel'i konuşmuşken birazcık da Vestel'i konuşalım bir yandan. İkisini sonra tekrar toparlayacağım. Çünkü beyaz eşya tarafı ortak ama Vestel'in bir de ekstradan televizyon tarafı var. Önce rakamlardan gidelim. 220 milyonluk bir net dönem kârı var. Geçen yılın altında kaldı. FAVÖK tarafı geçen yılın üzerinde, keza ciro tarafı da benzer şekilde. Burada birazcık daha finansal problemlerin ağır bastığını görüyoruz ki zaten 6 milyara yükselmiş net borçta. Bir önceki çeyreğe göre 400 milyonluk bir net borç var ve şurada çeyreklik rakamlardan da bakacak olursak aslında çok da fazla bir problemi olmadığını görüyoruz. Şurada o zararı görüyoruz aslında. Bunun dipnotlarında diğer faaliyet giderleri üzerinden bir finansman problemi yaşandığını görebiliyoruz. Borçlar dolayısıyla. Beklentilerin birazcık altında kaldı. 240 milyona yakındı Vestel tarafında beklentiler. %10 kadar altında kaldı. Vestel'in açıkladığı kar beklentilere göre. Bu da dediğim gibi aslında piyasa için çok büyük bir sürpriz değil. Ama hisse negatif fiyatlandı. Cuma günü de %4'e yakın bir düşüş kaydetti. Burada da yine beklentinin altında kalan rakamların ve önceki çeyreğe göre çok çok aşağıda kalan rakamların ki şurada baktığımızda görüyoruz 800 milyondan 200 milyona düşen kar ve ondan önceki iki çeyreğin de altında gerçekleşen rakamlar vardı. Bu hissenin baskılanmasının arkasındaki ana sebepler. Burada ama şirketin ikinci çeyreğe ilişkin özellikle televizyon tarafındaki beklentileri yani bir açıdan iyi bir açıdan kötü. Çünkü ilk çeyrekte de devam eden bir panel krizi var. Bu ara işte küresel toparlanma bir anda hızlanınca ve bütün dünya bir anda yeniden yüksek üretime geçince birçok problem yaşandı tabii ki. Konteyner krizi bunlardan biriydi. İşte televizyonda panel krizi yaşanıyor. Diğer tarafta işte çip krizi var otomotiv tarafında. Görüyorsunuzdur işte bazı fabrikalar belli sürelerde kapanma kararı aldı ki işte Toyota gibi, Ford gibi, Fiat gibi yani dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinde biz bu kapanmaları görüyoruz. Panel krizi de bunlardan bir tanesi. Televizyon üretiminde ciddi problem yaşatıyor. Ama talep tarafı özellikle ikinci çeyrekte biliyorsunuz Euro Cup var. Yani Avrupa Kupası var. Avrupa Kupası dolayısıyla bir talep artışının geldiğini biz zaten biliyoruz. Bu her Dünya Kupası ve her Avrupa Kupası döneminde televizyon talebinde bir yükselme oluyor zaten. Dolayısıyla Mayıs ayındaki bu kupa ile birlikte buradaki talebin de ikinci çeyrekte güçlü kalmasını şirket televizyon tarafında bekliyor. Panel fiyatlarındaki yükseliş burada talepteki güçlü seyir dolayısıyla fiyatları olabildiğince elbette yansıtılmaya çalışılacak. Konteyner üretmek zor bir durum mu diye sorulmuş. Şimdi konteyneri üretmekten ziyade de konteyneri taşıyacak gemiyi bulmak birazcık da öyle bir problem var. Burada Vestel faaliyet raporunda görmüştüm sanırım ya da başka bir yerden mi duydum hatırlamıyorum ama bir konteyner alanı kiraladıklarını ya da kurduklarını okudum ya da duydum. Dediğim gibi tam hatırlamıyorum şu an kaynağını. Onlar da bu malları gönderemedikleri için ekstradan stok yapmak zorunda kalmışlar. Burada ikinci çeyreğe zaten bir kısmı bırakılacak. Şimdi her ikisine bir arada bakacak olursak Vestel'e ve Vespe'ye burada kapasite artışının devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Vespe tarafında yılın başında 12,5 milyon olan adet yıllık kapasite adedi çeyrek sonu itibariyle 13,2 milyona yükselmiş durumda ve 2023'e kadar bu rakam 19 milyona yükselecek. Bunu açıklamıştı zaten şirket. %50'lik bir kapasite artışı, 150 milyon euroluk bir yatırımla yapılacak diye. Bunu Vespe tarafında zaten şirket tarafından geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz ay içerisinde hatta görmüştük. Her iki şirkette bu yıl çok yüksek temettü açıkladı. Aslında Vespe kendi geleneğinin altında rakamlar açıkladı ama Vestel tarafı
Çok yüksek bir temettü verimine işaret ediyor bu yıl itibariyle baktığımızda. Brüt'te 7 lira. Nereden baksanız şu anki fiyata göre %25'e yakın brüt temettü üzerinden verim var. Nette bakacak olursanız da 6 lira, yine %20'nin üzerinde. %22-23 kadar bir temettü verimine işaret ediyor şirket an itibariyle. Normalde temettü geleneği olan şirket değildir Vestel. Ama bu yıl böyle ekstra bir temettü dağıtma kararı aldılar. Vestel tarafında da 4,2 lira brüt temettü var. Onlar normalde daha yüksek temettü açıklarlar ki an itibariyle 7,90'a kadar çıktı. Tabii burada ilk çeyrekle yıllıklandırılmış hisse başı kar bu. Ama 4,2 liralık brüt bir temettü şirket tarafından dağıtılacak. Ki zaten Vestel tarafında bunun, yani 7 liralık temettünün ciddi bir çıpa etkisi yarattığını piyasadan da görebiliyoruz. Cuma günkü düşüş aslında birazcık benim adıma sürpriz oldu. Çünkü buradaki temettü, 7 liralık temettü özellikle fonlar açısından ciddi bir cazibe getiriyor. Biliyorsunuz onlar stopaj vergisinden muaf olduğu için brüt temettünün tamamını net olarak alabiliyorlar. Ki biz de işte NNF tarafında taşıdığımız Vesteller dolayısıyla, ki temettü dağıtıldığında hala taşıyor olacak mıyız bunu bilmiyorum elbette. Çünkü yanlış bilmiyorsam 7, 9 ve 11. ayların son günü temettüler dağıtılacak. Yani Temmuz, Eylül ve Kasım aylarının 30'unda temettüler dağıtılacak Vestel tarafında. Eğer herhangi bir fonda bu hisse varsa o zaman da stopajı ödemeden hisse senetlerine karşılık temettüleri alabilecek fonlar. Şimdi çarpanlara dönecek olursak, şurada Vestel tarafı çok daha cazip gözüküyor çarpan açısından. 5,5 FD Favök 4 civarında. Bunlar aslında Vestel için oldukça düşük rakamlar çarpan anlamında bakıldığında. Kendi ortalamalarının da altında. Ama burada Vestel'in özellikle ilişkili taraflarla olan işlemleri dolayısıyla ve alttaki şirketlerin riskleri dolayısıyla diyeyim birazcık daha, Vestel'in her zaman ucuz fiyatlandığını görüyoruz. Ama bu kadar da değil aslında bakıldığında. Burada birazcık Vestel'in aslında cazip fiyatlarda olduğunu söylemek lazım. Ama dediğim gibi burada hem borç anlamında bir problem var, hem de altında bulundurduğu, yani iştirak ettiği şirketlerin risklerini Vestel taşıyor. Vespe burada her zaman birazcık daha güvenli liman olarak kabul edilir Vestel Vespe arasında, ki uzun vadeli yatırımcılar da genelde burada hep Vespe'yi tercih ederler. Bunun sebebi bir yüksek temettü verimliliğiydi bu yıla kadar. Hep yani Vestel temettü dağıtmazdı, hep Vespe dağıtırdı. Ki bu yıl birazcık daha düşük bir temettü açıkladı ama yine de çok düşük bir oran değil bakıldığında, %7'ye yakın bir temettü verimine işaret ediyor. Çarpan olarak birazcık daha yüksek Vestel beyaz eşya Vestel'e göre, ama burada da diğer tarafta olan borç problemi yok. Sadece 1,4 milyarlık borç var ve net borç Favök oranına baktığımızda 0,7'nin altında, oldukça düşük bir oran. Bir borç problemi olmadığını söylemek lazım. Bir de beyaz eşya tarafındaki yüksek kapasite artışı da, %50'ye yakın kapasite artışı da önümüzdeki süreçlerde Vespe'yi hızlı büyüyen bir şirket haline getiriyor olacak. Bu kapasitenin de tamamı pat diye 2023'te girmeyecek muhtemelen. Devre devre alacaklarını düşünüyorum ki ilk çeyrekte de, yani bu son açıklanan yatırım değil bu tabii ki. Ama ilk çeyrekte de bir kapasite artışı olduğunu görüyoruz. Özellikle çalışan sayılarına da baktığınızda her çeyrek hızlı artan bir satış çalışan ekibi olduğunu görüyoruz. Eskiden karne biliyorsunuz en alt taraftaydı. Burada yeni bir özellik olarak geldi bu arada. Karnemizi yeniledik. Burası artık çok daha kullanışlı hale geldi. Eskiden hatırlarsanız sadece artı ve eksilerle ilerliyorduk. Artık buradaki marjların BPS bazında, yani bas puan bazında yükselişlerini ya da düşüşlerini yazıyoruz. Yine büyüme tarafında yıllık büyümeleri ve çeyreklik büyümeleri direkt yüzdelik oranları ile birlikte veriyoruz. Boşluk tarafında yine sadece daha mı büyük daha mı küçük kriteri olduğu için çarpı ve tiklerle birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Burada da bakıldığında aslında yıldan yıla büyümelerin çok iyi olduğunu ama bir önceki çeyreğin altında kaldığını zaten konuştuk. Net şekilde görebiliyorsunuz. Evet, tarihsel FK datasını eklemeyi düşünür müsünüz diye soran var. Bunu çok çok yakında, hatta hazır gibi altyapı tarafı, muhtemelen bu hafta içerisinde yayında göreceksiniz. Onun da müjdesini burada yayında vermiş olayım. Hem yani burada bir yeni bir menü açılacak piyasa çarpanları diye. Orada tarihsel galiba 3-4 yıl geriye gidecek şekilde, 4 yıldı sanıyorum. 4 yıl geriye gidecek şekilde hem FK'yı hem PDDD oranını hem firma değeri Favök oranını gün bazında gün gün görebiliyor olacaksınız. Onun da müjdesini burada vermiş olayım. Bu hafta içerisinde bu özelliği de canlıya almayı düşünüyoruz. Evet, Vestel'i de Vestel Beyaz Eşya ve Vestel'i geçtikten sonra ülkemizin diğer beyaz eşya üreticisi
Arçelik'i konuşabiliriz. Sektör ortalaması gelir mi diye sormuş Serkan Bey. Sektör ortalamasını da aslında yakın zamanda ekleyeceğimizi söyleyebilirim. İlk etapta şirketlerin firma FK oranları, PDD, FDF yükleri daha sonrasında ileride sektör ortalamalarını da eklemeyi düşünüyoruz. Arçelik'le devam edelim. Bugün çok fazla bilançomuz var. O yüzden bilançolar üzerinden gitmek istiyorum açıkçası. Soru cevaplara vakit kalırsa en son devam ederiz. Şimdi Arçelik tarafına baktığımızda ciddi bir sürpriz var burada. Çünkü 12.1 milyarlık ciro, 1.4 milyarlık FAVÖK, 730 milyonluk bir net kar beklentisi vardı piyasanın. Ciro aslında beklenenden yani yukarıda, 12.1'e karşılık 13 milyara yakın bir ciro var. FAVÖK tarafı 1.4'ün çok üzerinde. Net kar da yine benzer şekilde 730 milyonluk beklentilerin çok üzerinde geldi. Arçelik gerçekten bu çeyreğin büyük şirketler arasında bakıldığında en iyi sürprizlerinden bir tanesini yaptı diyebilirim. Hatta düşünüyorum. Herhalde Arçelik kadar yüksek bir sürpriz görmedik ilk çeyrek şimdiye kadar gelenlerine. Tofaş da beklentinin üstüne geldi, Kozaaltı da öyle, Ereğli de öyle. Ama hiçbirinin oranı Arçelik kadar yüksek değil diye düşünüyorum. Çünkü beklentiyi %50 kadar aştı net dönem kârı tarafında Arçelik. Yine FAVÖK'te neredeyse 500 milyon beklentinin üzerinde bir FAVÖK geldiğini görüyoruz. Normalde pek karşılaşmayız biz bu durumla ama Arçelik'in mevcut fiyat kazanç oranı Vestel Beyaz Eşya'nın altında kaldı. Normalde biliyorsunuz işte Koç grubu şirketleri her zaman diğer grupların şirketlerine göre taşıdıkları kurumsallık, uzun yılların verdiği o güven, işte yüksek temettü verimliliği sürekli olarak o kurumsallıkla birlikte hep birazcık daha yüksek fiyatlanırdı. Arçelik'e baktığımızda ilk defa işte Zorlu grubunun beyaz eşya temsilcisi Vesben'in de altında kalan bir fiyat kazanç oranına ulaştığını görüyoruz Arçelik tarafından. Yıldan yıla baktığımızda burada şu hatta karneden bakalım artık bunlara madem burada şey yapıyoruz. %67'lik bir ciro büyümesi, %300'ün üzerinde bir kar, %180 kadar da bir FAVÖK büyümesi var. Geçen çeyreğe göre baktığımızda altında kalmış gibi gözüküyor burada. Ama çok çok düşük. %2.6, %0.2 ve %6.1 Vestel Beyaz Eşya tarafında bunun çok daha yüksek olduğunu bir önceki çeyreğe göre baktığımızda en azından görüyoruz zaten. Arçelik, Vestel Beyaz Eşya'ya göre ya da işte Vestel grubuna göre diyeyim şu açıdan birazcık daha başarılı davranmış. Burada bir fiyatlama tarafını doğru yönetmişler. İki, OPEX'in yani işte faaliyet giderlerinin toplam ciro içerisindeki payını azaltmayı başarmışlar. Bunun da sebebi aslında daha yüksek kapasite kullanım oranlarına ulaşmış olmaları. Yani Vestel de aslında son çeyrekten daha yüksek kapasite kullanım oranına ulaşmış. Ama Arçelik'in buradaki arttırdığı rakam daha yüksek. Dolayısıyla Arçelik'in bir miktar daha marj anlamında Vestel'den daha az gol yediğini görüyoruz. Şöyle hatta marjlara da bakacak olursak bir önceki çeyreğe göre brüt kâr marjında sadece %1.36'lık bir düşüş gerçekleşmiş. Net kârda 0.3'lük. Hatta FAVÖK marjı çeyreklik bir önceki çeyreğe göre bakıldığında 36 bas puan yükseliş göstermiş. Yani marjlarını neredeyse önceki çeyreğe göre yükselen ham madde maliyetlerine göre korumayı başarmış. Burada euro doların da elbette yüksek seyreden euro dolar ortalamasının da marjlar üzerindeki pozitif katkısını söyleyebiliriz. Dediğim gibi operasyonel kaldıraçın için yani OPEX bölü sales'ın operasyonel giderlerin satışları olan oranının da düşüyor olması şirket tarafından marjların yukarıda kalmasını sağlamış. Burada aslında güzel bir haber Arçelik için. Şirket beklentilerini yukarı çekti. Biliyorsunuz bu piyasa tarafında özellikle en sevilen haberlerden bir tanesi. Beklentiler yukarı çekilince analistler de burada yıl sonu beklentilerini yukarı doğru revize edip hedef fiyatlarını yükseltiyorlar. Bu da piyasa üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Burada Arçelik 2021 tarafında %20'lik bir büyüme bekliyordu. Bunu TL bazında bekliyordu. Bunu %30'a revize etti. Ben burada kurun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü TL bazlı hedef veriyorlar burada. Özellikle ilk çeyrek sonundaki bu kurun yükselmesi ve kur ortalamasının yıl başında beklediklerinden daha yukarıda oluşacak olmalarını öngörmeleri dolayısıyla aslında bunun etkili olduğunu düşünüyorum. %30'a revize ettiler buradaki büyümeyi. Yurt içinde %15-20 kadar büyüme beklerken bunu 25'e uluslararası tarafta da yani ihracat tarafında da %5 büyüme beklerken bunu %10'a revize ettiklerini görüyoruz. Daha da önemlisi burada FAVÖK marjını %11 beklerlerken yıl sonu bunu %12'ye doğru
revize ettiklerini görüyoruz. İlk çeyrek için baktığımızda da forward marjı 14,5'larda. Yani bir sonraki çeyreklerde bu marjın korunmasını, şu son 3 çeyrekteki marjın korunmasını çok da beklemediklerini söylemek lazım. Fiyatlama tarafına gelecek olursak, dediğim gibi Arçelik normalde zorlu grubunun beyaz eşyacılarının bu kadar altında fiyatlanmaz. Ama an itibariyle, yani bırakın altında, 1,5 katı kadar bir çarpanla işlem görür normalde. Şu an baktığımızda Arçelik'in Vestel beyaz eşyadan çarpan olarak daha da aşağıda kaldığını net şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla Arçelik burada birazcık daha bence cazip gözüküyor diyebilirim. Burada şimdi çarpanların cazibesini konuşacak olursak, bir yandan da işte yayının başında da birisi sormuştu, FK faiz oranı ilişkisi. Şimdi faizler malumunuz yükseldi. Yani şu an baktığımızda yıllık mevduat faizleri 18, 19, 20'ler birçok bankada, özellikle 18, 19'lu rakamlar birçok bankada artık ulaşılabilir hale geldi. Yine tahvil tarafına baktığımızda uzun vadeli tahvillerin, 5 yıllıkların, 10 yıllıkların 17, 18'lerde fiyatlandığını görüyoruz. Tabii ki bunlar da piyasa üzerindeki baskının ana sebepleri. Yani Borsa İstanbul'un üzerindeki en büyük baskılar buradaki yükselen faizler. Bizim de burada dikkat etmemiz gerekiyor. Yani uzun vadeli, 5 yıllık vadeli ve 5 yıl tahvilin %18 olduğu bir yerde ya da işte %17-16 olduğu bir yerde, tabii ki de bizim de FK oranlarının daha da düşük olmasını talep etmemiz oldukça normal. Yani bizden kastım bütün piyasa paydaşlarından bahsediyorum. Dolayısıyla ben burada artık özellikle işte yıl sonu beklentilerine göre böyle işte altının üzerinde çarpanı olacak. Şu an hali hazırdakileri söylemiyorum bu arada, ama yıl sonu beklentilerine göre altının maksimum 7'nin üzerinde oluşacak çarpanları aslında ben artık tercih etmemeye başladığımı söyleyebilirim. Arçelik ama burada bu söylediğim şeyin dışında kalıyor. Hali hazırda da 6,3. Eğer yılın devamında da benzer şekilde büyüme gösterirlerse, mesela şurada 2026'da 400 milyonluk kar var. İkinci çeyrek burada bunu yakalayamasalar bile bu rakamın yerine gelecek olan rakam bundan çok daha iyi olacaktır. Geçen yıl ikinci çeyrek pandemi baz etkisi dolayısıyla ihracat tarafı çok zayıftı çünkü. O yüzden daha iyi bir tablo görmemiz çok olası ikinci çeyrekte, geçen yıl ikinci çeyreğine göre. Bunun etkisiyle birlikte bu çarpan daha da aşağı gelecek. Fiyat çok anormal yürümezse tabii ki. Pardon, bir yorumdaki şey, chat'teki mesajlara bakıyordum da benle ilgili değilmiş. İki kişi arasında konuşuyormuş. Arçelik'i de geçtikten sonra Türk Traktör yine aslında son birkaç çeyreğin iyi gelen tablolarından bir tanesiydi. Ve ben uzun zamandır da webinarlarıma katılanlar bilir, nakit akış tarafındaki yönetimlerine ders niteliğinde üniversitelerde okutulabileceğini hep söylerim. Çok ciddi bir, özellikle 2018 kriziyle birlikte çok ciddi bir nakit akış yönetiminin yapıldığını ve çok kötü seyreden traktör satışlarının olduğu yıllarda dahi kâr edebilmeyi, kâr etmenin dışında yüksek serbest nakit akışı üretmeyi başaran firmalarımızdan bir tanesi Türk Traktör, ki 30 liralara kadar geri çekilmişti. Hali hazırda baktığımızda 200 liranın da üzerine geldiğini görüyoruz Türk Traktör'ün. Şimdi Türk Traktör tarafında beklentileri karşılayan bir tablo oldu. Ekstra bir sürpriz yok. Yani Arçelik'te gördüğümüz gibi bir sürpriz yok. 350 milyon TL'lik bir net kar geldi. Bu da beklentilerle uyumlu zaten, dediğim gibi. Yine FAVÖK tarafı ve Ciro tarafı beklentileri karşılar nitelikte oldu. Burada aman aman büyük sürprizlerden birini görmüyoruz. Bir ilk çeyrek geçen yıla göre çok yüksek seyretti. Burada geçen yıl ilk çeyreğin düşük baz etkisinin de etkili olduğunu söylemek lazım. Geçen yıl ilk çeyrek kötüydü, yani traktör piyasası. Burada da şirket tarafında yapılan revizyonlar var. 2021 yılında yurt içi traktör pazarına 53-59 bin adet beklerken 58-64 bin adede doğru. Her iki tarafı da alt ve üst bandı 5 bin adet yukarı çektiklerini görüyoruz ilk çeyrek satışlara göre. Diğer tarafta da ihracat tarafında da pardon, toplamda bu kadara geldi. Kendileri için de baktığımızda üretim adetlerini 3'er bin yukarı çekmişler. Toplam pazarın 5 bin yukarı, kendilerinin de 3 bin yukarı çektiklerini görüyoruz yurt içi tarafta. Yurt dışı tarafta sadece 500 adetlik yukarı yönlü revizyon yapılmış. Bu da aslında kümülatif bakıldığında kendi hedeflerini bu yıl için yılbaşında açıkladıklarına göre 3500 adet yukarı çektiklerini alt ve üst bantta görebiliyoruz. Bu da tabii ki şirket açısından önemli. Şimdi
Dönelim fiyatlama kısmına. Çünkü işte Arçelik'te konuştuğumuz cazibe artık Türk Traktör tarafında eskisi kadar yok diyeyim aslında. Çünkü yıl sonu beklentilerine göre baktığımızda, yani eğer onların beklentileri gerçekleşirse yılı yani 60 bine yakın bir pazar oluşursa, 55 bin civarında bir pazar oluşursa ve onlar da bekledikleri kadar traktör satarlarsa, yani işte 30 bin yurt içinde, işte 15 bine yakın yurt dışında dersek 45 bine yakın bir traktör satışına ulaşırlarsa eğer toplamda şirketin işte ortalama 1,2 milyar civarında bir kar elde etmesi bekleniyor. Bu da işte hali hazırdaki piyasa değerine göre baktığımızda aslında 9,5-10 arası bir fiyat kazanç oranına yıl sonu karına göre bu fiyatlarda tekabül ediyor. Dediğim gibi yani normal şartlarda Türk Traktör gibi yüksek temettü verimi olan bir şirket için işte 9 işte 10 beklenen kâra göre FK oranları normal karşılanabilir. Ama halihazırdaki enflasyonun yüksek olması, buna bağlı olarak faizlerin yüksek oluyor olması FK oranları tarafındaki beklentiyi birazcık törpüledi maalesef. Dolayısıyla ben Türk Traktör'ün sanki bu açıkladığı iyi tabloların fiyatlara büyük oranda girdiğini düşünenler tarafındayım diyebilirim. Yani Türk Traktörü hala çok iyi gidiyorlar. Onu söyleyeyim. Traktör piyasası da beklediklerinden iyi gidiyor şimdiye kadar iç tarafta. Ki yeni normlara da uygun traktörleri üretiyorlar. Özellikle Avrupa tarafındaki, ihracat tarafında çok güçlü Türk Traktörü yurt içindeki diğer üreticilere göre baktığımızda. Ama buna rağmen dediğim gibi yıl sonu beklentilerine göre halihazırdaki çarpanları bana sanki birazcık fiyatlamanın gerçekleştiğini söylüyor diyebilirim. Evet, Türk Traktör'den sonra Tofaş'a geçelim. Tofaş tarafı yine pozitif gördüğümüz tablolardan bir tanesi oldu. Özellikle beklentileri aşan tablolardan biri geldi Tofaş tarafında. Çünkü piyasa beklentisi 475 milyon civarındaydı yanlış bilmiyorsam. 616 milyonluk bir net dönem kârı gördük. Tofaş tarafından. Bu da işte güçlü iç pazar satışlarının aslında birazcık etkili olduğunu burada net şekilde görüyoruz. Diğer taraftan da hem vergi geliri hem de finansman tarafındaki gelirlerin beklenenden yüksek gelen gelirlerin burada sıfır finansman gideri yazmışlar. Vergi tarafında da pozitif bir tablo var ilk çeyrekte. Bunların etkisinin olduğunu söylemek lazım. Tofaş'ın ilk çeyrek açıkladığı ekstra yani beklenenden yukarı gelen finansallar içerisinde. Burada aslında konuşulması gereken şey birazcık da bu çip krizi konusu. Çünkü Tofaş aslında yani talep anlamında hem Avrupa'nın hem de yurt içindeki talebin hala canlı olduğunu görüyoruz. Her ne kadar yurt içindeki otomotiv pazarı işte yükselen kurla birlikte yeniden baskı altına girse de ya da yükselen faizle birlikte Tofaş biliyorsunuz burada Egea ile açık ara pazar lideri yurt içinde ve ulaşılabilirlik anlamında bakıldığında en ulaşılabilir arabalardan bir tanesi. Biliyorsunuz vergi dilimleri düzenlemesi dolayısıyla zaten 230 bin ile 280 bin TL arasında otomotiv sıfır otomotiv yok. Yani ya 230 bin liraya kadar fiyatlar ya da 280 binden yukarıda. Burada Egea modellerine baktığımızda hep 230 bin liranın altında oluştuğunu görüyoruz. Ve burada da o fiyatlarda başka sedan araba neredeyse yok. C sınıfı araba neredeyse yok diyebiliriz. Hatta bildiğim kadarıyla da yok. Yani en boş paketi olanlar var. Ama Egea neredeyse bütün paketleriyle bu sınıfta kalabiliyor. Bu tabii ki ciddi bir avantaj sağlıyor onlara. Ama yurt içinde de pazarın daralmaya gittiğini, özellikle geçen yılki 800 bin adedin altında bir pazar oluşacağını, 790 bin civarındaydı geçen yıl pazar. Burada şirket 700-750 bin arasında oluşmasını bekliyor ki ben de benzer şekilde 750 binlere yakın şekilde pazarın oluşmasını bekliyorum. Dolayısıyla burada iç pazar birazcık daralacak ama dediğim gibi Egea burada olabildiğince avantajlı konumdaki şirketlerden yani araçlardan bir tanesi. Bu da Tofaş'ın güçlü bir konumda olmasını sağlıyor. 2021 yılı Tofaş için önemli oranda ihracat yılı olacak. Çünkü geçen yıla göre bakıldığında ihracat hacminin %30 ile 40 arasında, 27-40 diyor onlar beklentilerinde ama yani 30-40 arasında bir büyüme gerçekleştirmesini ihracatın adet bazında bekliyorlar. Bu aslında burada olumlu taraf. Yükselen kurla birlikte daha yüksek gelir elde edilmesi de yani ihracat tarafında oldukça mümkün. Bunu ikinci çeyrek itibariyle birazcık daha hissetmeye başlayacağız. Şimdi çarpanlar tarafına dönecek olursak yine aslında Tofaş'ın
7.2'lik FK oranıyla bir koç şirketinin ortalamasına göre aslında makul olduğunu söyleyebiliriz. Burada dediğim gibi konu birazcık da aslında çip krizi. Yani çip tedarikindeki problemler otomotiv üretimini sıkıntıya sokuyor. Bunun ne kadar devam edeceğini şahsen öngöremediğim için çok net bir tahminde bulunmayı tercih etmiyorum. Ama buradaki yıl sonu beklentilere göre baktığımızda, yani şirketin yıl sonundaki beklentilere ne göre baktığımızda yıl sonu işte 4,5 liraya yakın bir hisse başı kâra ulaşılabileceği düşünülüyor. Bu da işte hali hazırdaki fiyata göre 6,5 civarında bir FK oranına işaret ediyor. Çok pahalı diyemeyiz 6,5 FK'ya. Tofaş gibi kurumsallığını ispatlamış bir koç şirketi için özellikle bunu söyleyemeyiz. Ama dediğim gibi buradaki çip krizi büyürse bu tabii ki problem olmaya devam edebilir. Bir Egea Cross hikayesi var burada. Özellikle son dönemde siz de televizyonda reklamlarını görmüşsünüzdür. Türkiye'de mini SUV, yani küçük SUV araçları olan talebin çok yüksek olduğunu biliyoruz zaten. Hatta en hızlı büyüyen araç segmenti olarak zaten göz önünde sürekli olarak. Bu aslında ciddi bir satış hacmi getirecektir diye düşünüyorum ben Egea'ya ve Tofaş'a. Ama dediğim gibi buradaki çip krizi ve içerideki o yükselen kurun ve faizin etkisiyle ne kadar etki edecek, o da bir soru işareti. Ama dediğim gibi yıl sonu beklentisine göre 6,5 civarında bir fiyat kazanç oranı var ki bu da gerçekten Tofaş için cazip bir oranı beraberinde getiriyor. Bizdeki öz sermaye kârlılıkların tamamı yıllık ölçülüyor. Onu da söylemiş olayım. Ortalama öz kaynaklarla ölçülüyor, yıllıklandırılmış kârla. Evet, hızlanalım birazcık çünkü 40 dakika geçmiş ve çok daha fazla hisse senedimiz var üzerinde konuşacağımız. Evet, Aselsan tarafı uzun zamandır aslında yatırımcısını üzen şirketlerden bir tanesi diyebilirim. Neredeyse aylardır da endeksten negatif ayrışıyor. Yani endeksin o son rallisine hiç ayak uyduramayan şirketlerden bir tanesi oldu Aselsan. Beklentilere çok yakın bir net dönem kârı geldi. 1.2 milyarlık beklenti vardı. 1.233 geldi. Dolayısıyla orta tarafta herhangi bir sürpriz yok. Yıldan yıla net kârında, yani şurada %34 civarında olduğunu görüyoruz ki bunun da büyük ölçüde TL'nin euro ve dolara karşı değer kaybının olduğunu söyleyebiliriz. Yani dolar bazlı baktığımızda aslında çok da fazla bir ciro artışı, yani reel bir ciro artışının olmadığını görüyoruz döviz bazlı baktığımızda. Buradaki tabii ki hepimizin yakından takip ettiği hikaye nakit akışı tarafıydı. Yine orada bekleneni vermedi. Aslında bekleneni verdi ama aslında umut edileni vermedi diyeyim. Çünkü piyasanın neredeyse tamamı nakit akışlarının ilk çeyrekte problem yaratabileceğini biliyordu. Keza aynı o şekilde 634 milyonluk bir negatif işletme faaliyeti nakit akışı oldu. Ekstra borçlanmaya gidilmediğini görüyoruz burada finansman tarafında. Yani yeni bir borçlanma yapılmış 237 milyon kadar ama 217 milyon da borç ödenmesi yapılmış. Dolayısıyla burada yeni borçlanma sadece 20 milyon TL. Aselsan bilançosu için önemsiz bir rakam. Yatırımların devam ettiğini görüyoruz. Burada 540 milyon kadar bir maddi ve maddi olmayan duraklamaların alımı gerçekleşmiş. 485 milyon da net yatırımın şirket tarafından yapıldığını görüyoruz nakit akım tablosunda. Ama dediğim gibi buradaki negatiflik tabii ki de şirket finansalları, şirket hisse senedi fiyatları üzerinde ciddi bir problem olmaya devam ediyor. Önceki çeyreklere kadar kötü bir nakit akışı değil. Çünkü burada bilançoda da göstereyim. Burada 300 milyon kadar bir stok artışı olduğunu görüyoruz. Ticari alacaklar burada 400 milyona yakın bir artış göstermiş. 350 milyon kadar. Kısa vadeli olanlarda hiç artış yok. Yani bir borç birikmesinden uzun zamandır bir borç birikmesi var. Bakın şunu da göstereyim size. Burada 3 milyar olan kısa vadeli ticari alacaklar 2019 sonunda 4 milyara, 2020 sonunda 7 milyara yükselmiş. Son çeyrek, yani ilk çeyrekte hiç artış gerçekleşmemiş. Uzun vadeli tarafa bakacak olursak da burada 2018 sonunda 3 ne kadarmış? 2.8 milyar. 2019 sonunda 5.5 milyar, 2020 sonunda 7.5 milyara çıkmış. İlk çeyrekte burada birazcık artış var. Ama ticari borçlara baktığımızda ciddi bir ticari borç azaltımı yapıldığını görüyoruz. Yani burada 1 milyarlık bir ticari borç ödemesi olduğunu, buradaki bir azalma olduğunu görüyoruz ki nakit akışındaki çok pardon, en büyük etken de ticari borçlar. Hızlı konuşmaya başladıkça boğazımda gıcık yaptı burada.
Ticari borçların azalması nakit akışı üzerindeki etkilerden bir tanesi. Yani önceki çeyreklerde biz hep ticari alacakların artışı dolayısıyla problem görüyorduk. Bu sefer onu görmedik. O yüzden öncekiler kadar kötü bir nakit akışı olmadığını söyleyeyim. Ama tabii ki de istenilen bu mu? Hiç alakası yok. Çarpanlara dönecek olursak Aselsan tarafından yani burası maalesef üzülecek bir durum. Bu kadar hızlı büyüyen bir şirketin, bu kadar yüksek net dönem, bu kadar yüksek net kar elde edebilme potansiyeli olan bir şirketin bu çarpanlarda, bir savunma sanayi şirketinin bu çarpanlarda olması tabii ki de üzücü. Ama nakit akışı, yani pozitif nakit akışı, serbest nakit akışı yaratılamadığı için şirket tarafında maalesef bu çarpanların artık normalize olduğunu görüyoruz. Bu yılın hikayesi değil, son 2 yılın hikayesi aslında. Son 2 yıldır global eş şirketlerine göre %50'ye yakın iskonto ile işlem görüyor şirket. Halihazırda da öyle. Yani buradan nereden baksanız %100'e yakın bir potansiyeli olduğunu aslında eğer normal bir nakit akışı yaratıyor olsa net şekilde söyleyebilirim. Yani buradaki nakit akışını biz işte çeyreklik kar 1,2 iken burayı da biz 1,2'ler civarında görüyor olsak bu 15 liralık fiyatı 30 liralarda görmemiz çok normal ki o zaman da işte çok pahalı falan demeyiz 15 VK almasına rağmen. Çünkü yılda %50 büyümeyi hedefleyen bir şirket. Büyüme hedeflerine dönecek olursak şirketin 40-50 arası bir ciro büyümesi bekliyorlardı. İlk çeyrek yıldan yıla bakıldığında bunu yakalayamadılar. Yani %22 yılın kalanında burada yükselmeyi bekliyorlar. Bunun da sebebi aslında birazcık az önce de söylediğim konudan kaynaklanıyor. Kur önümüzdeki çeyreklerde çok daha yüksek ortalamayla gerçekleşecek. Hatta hatırlarsanız Aselsan bir önceki çeyrek tablolarını gönderdiğinde ve yıllık beklentilerini açıkladığında ben şöyle bir şey demiştim. %40-50 büyüme bekliyorlar ama bekledikleri kur ortalamaları çok ulaşılabilir gözükmüyor mevcut para politikası içerisinde demiştim. O zaman Merkez Bankası'nın uyguladığı politika çok daha sıkıydı Naci Bey'in başkanlığında. O zamanki kurla bu ortalamalar tutturulmaz ve bu %40-50'lik büyüme bu yıl yakalanamaz diyordum Aselsan için. Ama işte Mart sonu gördüğümüz değişiklikle birlikte hızlı bir kur yükselişi Aselsan'ın tahminlerinin gerçekleşebilir olduğunu bize gösterdi. Dolayısıyla %40-50 büyümenin yeniden yakalanabileceğini artık ben de düşünmeye başladım. Oradaki fikrimin değiştiğini de mevcut durum itibariyle söylemiş bulunayım. Dediğim gibi bu çarpanlar bu şirket için çok çok düşük. Ama bu nakit akışı düzelmeden de çok da yüksek değerlenmeler görmek kolay değil. Derseniz ki bu nakit akışına göre nasıl durum? Bence bu nakit akışına göre dahi Aselsan şu an borsanın en ucuz şirketlerinden bir tanesi diyebilirim. Evet geldik Sasa'ya. Çok merak edilen hisselerden aslında. Geçen çeyrek gelen tabloyu beğendiğimi söylemiştim aslında. Çünkü webinarı kayıt ediyor musunuz diye sormuşsunuz. Ama ediyorum diye biliyorum. Umuyorum ediyorumdur. Her defasında ediyorum çünkü. Daha sonrasında da YouTube'a koyuyorum. Evet ediyormuşum. Baktım şu an. Şimdi Sasa tarafında son çeyrek, yani ilk çeyrek, yılın ilk çeyreği düşük kaldı bir önceki çeyreğe kıyasla baktığımızda. Ama ben burada özellikle Sasa yatırımcısının ciro büyümesine ve FAVÖK büyümesine birazcık daha fazla odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Bunun sebebi aslında yüksek borçluluk. Hep konuşuyoruz. 5,6 milyarlık bir net borç var burada. Net borç FAVÖK oranı 4'lere geldi. Ki birkaç çeyrek önce burası çok daha yüksekti. Yani ben her webinarda Sasa'yı konuşurken söylerim. Bu borç ciddi bir problem diyordum. Burada son çeyrekler artan FAVÖK'le birlikte aslında borcun sürdürülebilir olduğunu net şekilde görüyoruz. Şimdi çeyreklik satışlar tarafına baktığımızda özellikle devreye alınan yatırımlarla birlikte cironun hızlı şekilde yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu Sasa yatırımcısı için en önemli kalem bence. Bakın burada özellikle son çeyreklerde ciddi yükseliş var ki 2021 yılının son çeyreğinde muhtemelen biz çok daha yüksek cirolar görmeyi hedefliyoruz Sasa tarafında. Bunun da sebebi yapılan yatırımlar. Şimdi çeyreklik tabloya bakacak olursak bu yüksek ciroya ve yüksek FAVÖ'ye rağmen neden net kar bu kadar düşük geldi? Bunun sebebi belli. Kur açığı tabii ki de. Şimdi oraya da gelecek olursak bakın burada aslında şirketin faaliyet kârı yani geçen yılın çok da altında oluşmamış. Geçen çeyreğin özür dilerim. Yani 90 milyon kadar aşağıda fark var.
Ama vergi öncesi kâra geldiğimizde 400 milyondan fazla bir kayıp olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi tamamen yüksek finansal giderler. Burada tabii ki bir faiz giderleri var. İki, kur giderleri var. Yatırımların birçoğu döviz bazlı borçlanmayla yapılıyor. Bunun sebebi de şirketin sattığı ürünlerin tamamının dövizle fiyatlanıyor olması. Yani burada doğal bir hedge mekanizması var aslında şirket tarafında. Ama hala yatırım sürecinde olduğu için bunun zararlarını görüyor şirket. O yüzden ciroda kazandığı kur farkı, yatırımlara yaptığı borçlanmalar dolayısıyla gelen kur farkının zararını karşılamaya yetmiyor şimdilik. Orta uzun vadede yetecektir elbette ama kurun yükseldiği ilk çeyrek gibi bir dönemde tabii ki de burası zayıf geldi. Vergi geliri geldiğini görüyoruz. Zaten geçen çeyrek hariç uzun zamandır her çeyrek burada bakın vergi gelirlerinin pozitif olduğunu görebilirsiniz. Geçen çeyrek bir vergi ödemişti şirket. Bu çeyrek yine aslında vergi öncesi zarar olmasına rağmen gelen vergi geliriyle birlikte net kar elde ettiğini görüyoruz. Dediğim gibi çok çok aslında yani çok iyi bir tablo değil geçen çeyreğin ardından ama aslında şirket yatırımcısının buradaki oynadığı hikaye büyüme olduğu için hem satıştaki hem FAVÖK'teki büyüme bence yatırımcıyı tatmin edecektir. Fiyatlamaya dönecek olursak ya bunun ucuz olduğunu düşünmediğimi hep söylüyorum ben. Çok yüksek bir potansiyel var Sasa tarafında büyüme anlamında. Ama halihazırda bunun büyük oranda fiyatlandığını açıkçası düşünüyorum. Kar anlamında değil bu arada. Burada hep FDFAVÖK'le PDDD'den gitmeye çalışıyorum. Halihazırdaki Özkanikler'in 13 katında fiyatlanıyor şirket. Diğer tarafta da FAVÖK'ün 32 katı kadar bir firma değeri var. Bunlar bence çok fazla. Her ne kadar burada FAVÖK tarafında da ciro tarafında da hızlı büyümeler önümüzdeki çeyreklerde bekliyor olsam da burasının normalize olması çok kolay değil gibi gözüküyor. Onu da söyleyeyim. Önceki çeyrekler konuştuğumuz için Sasa'yı da bu webinara dahil etmiş oldum. Ege Seramik yine bir önceki çeyrek konuştuğumuz için aldığım şirketlerden bir tanesi webinar tarafına. Yıldan yıla bakıldığında çok güzel büyümeler var. Karne tarafından gidelim direkt rakamları geçip. Evet, yıldan yıla %44'lük bir ciro büyümesi, %178'lik FAVÖK, %337'lik de bir net kâr değişim var. Geçen çeyreğe göre bakıldığında bir miktar hafif negatiflikler görüyoruz büyüme anlamında. Borçlu mali yapısını zaten Ege Seramik'in bir önceki çeyrekle konuşmuştuk. Çok çok düzgün bir mali yapısı var şirketin. Zaten net nakit pozisyonu olan bir şirket. Hiç finansal borcu olmayan bir şirket. Sadece 6,2 milyon TL finansal borcu var. Dolayısıyla burada Sasa'da, pardon, Ege Seramik'te aklım Sasa'da kaldı. Beğendiğim şirketlerden, mali yapı anlamında beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Bir önceki çeyreğe çok yakın bir net kar açıkladı ama burada bir önceki çeyreklerin altında bir FAVÖK oluştuğunu söylemek lazım. Biliyorsunuz büyük oranda ihracat yapan bir şirket. Geçen çeyrek %74'tü ihracat oranı. Bu çeyrek 64'e düşmüş yanlış görmediysem ya da 66'ya düşmüş. Yine onların da problemi Vestel Beyaz Eşya'da konuştuğumuz gibi konteyner krizi. Ürün tedarik, ya ürün üretmekten yana bir problemleri yok. Hatta üretim adetleri, metrekare bazında üretim miktarları çok çok iyi ama konteyner krizi yüzünden muhtemelen onların da ihracatı birazcık problem görmüş olabilir. Geçen çeyrek kadar yüksek bir kar, daha düşük bir FAVÖK dedim. Bunun sebebini çeyrek gelir tablosunda göreceğiz. Bir defa finansal gelir var burada ekstradan. Geçen çeyrek bakın burada nette 10 milyon finansal zarar varken bu çeyrek 10 milyon TL finansal gelir var. Yani geçen çeyreğe göre 20 milyon burada direkt fark oluşuyor. Aslında bakıldığında faaliyet kârı anlamında, finansman öncesi kâr anlamında geçen çeyreğin altında. Bu sefer de vergi de geçen çeyrek 9 milyon vergi geliri ki varken bu sefer vergi gideri oluşmuş 4,6 milyon. Onun da etkili olduğunu söyleyebilirim net kâr anlamında. Buradaki etki birazcık burada nötralize edilmiş ve geçen çeyreğe çok yakın rakamlar gelmiş. Ama geçen çeyreğin bu çeyrekten daha iyi olduğunu hatırlatmak lazım. Burada bir konteyner krizi var dediğim gibi. Ama diğer tarafta talep anlamında baktığımızda bu evde kal sürecinin olumlu etkilediği şirketlerden bir tanesi. Bütün bu ev dekorasyon şirketleri bütün dünyada aslında olumlu etkilendi bu süreçten. Ege Seramik de burada benzer şekilde olumlu etkilenen şirketlerden bir tanesi. Şimdi çarpanlara dönmek istiyorum bir. Çünkü bu kârların sürdürülebilir olması halinde yani 40 milyonluk çeyreklik kârların sürdürülebilir hale gelmesi halinde 160 milyon kadar bir kar elde etti şirket. Hali hazırdaki piyasa değerine göre neredeyse 7 FK'ya falan geliyor yıl sonu itibariyle. Şu an zaten 8,4'te. Bu işte dediğim gibi
işte 6,5 FK'ya TOFAŞ varken, işte 6 FK'ya Arçelik varken, işte 7 FK'ya Ege Seremiye verilir mi? Burası bende bir soru işareti açıkçası. Ki son çeyrekte, yani bu gelen ilk çeyrek, geçen yılın son çeyreğinden de özellikle şu Favök tarafında baktığımızda çok daha zayıf gözüküyor. Piyasa beğendi bilançoyu. Cuma günü zaten net pozitif bir fiyatlama gördük. Piyasanın beğendiğini görüyoruz. Ama bence ben olsam burada Ege Seramik'in aslında birazcık da buradaki yükselişinin fiyatlara dahil olduğunu düşünürdüm diye söyleyeyim. Güzel bilanço ama bir önceki çeyrek hatırlarsanız çok övmüştüm Ege Seramik'i. O kadar da güzel olmadığını söyleyebilirim. Ege Seramik'in bir önceki çeyrek kadar hala güzel aslında. Evet, Koza Altın. Bunu da her çeyrek konuştuğumuz şirketlerden bir tanesi. Piyasa beklentilerini aşan bir rakam gördük burada Koza Altın tarafında özellikle. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Koza Altın'da 550 milyon civarındaydı galiba konsensüs beklenti. 660 milyonluk bir net dönem kâr geldi. 550 mi 570 mi neydi? Beklentileri aşan rakamlar geldiğini net dönem kârında görüyoruz. Burada tabii ki de şöyle çeyreklik taraftan bakacak olursak yatırım faaliyetlerinden gelirlerin ciddi bir yer kapladığını görüyoruz. Bunun sebebi biliyorsunuz onlar finansal gelirde tutmuyorlar mevduat faizi ve işte kur farkı gelirlerini yatırım tarafında tutuyorlar. Onun etkisi olduğunu söylemek lazım. Bakın şurada önceki çeyreklerin çok çok üzerinde oluşan bir yatırım faaliyet geliri şirket tarafında dikkat çekiyor ilk çeyrekte. Sürpriz de zaten buradan geldi. Büyük oranda. Bu az önce söyledim, yani yayının başında söylediğim yüksek kur ortalamasının ikinci çeyrekte pozitif etki edeceği şirketlerden bir tanesi Koza Altın. Çünkü altın fiyatı biliyorsunuz dolarla ve burada satışlar işte o günkü kurla yapıldığı için 7.37'lik bir ortalama vardı ilk çeyrekte. İkinci çeyrek ortalaması hani henüz ilk bir ay geçti. Bir ay itibariyle çok daha yüksek oluştu kur ortalaması. Muhtemelen çeyreklik kur ortalaması da bir önceki çeyreğin bayağı üzerine gerçekleşecek. Bu da Kozal'ın ikinci çeyrekteki cirosuna olumlu etki edecek diye düşünüyorum. Şimdi net borç tarafı burada. Daha doğrusu net nakit diyeyim ben buna. Hep göz önünde zaten. Cuma günü de ciddi pozitif bir ayrışma gerçekleştirdi endeks göre %4'lük yükselişle. 6,7 milyar TL'ye gelen bir net borç, daha doğrusu net nakit var burada şirket tarafında. Yıl sonu 6 milyara yaklaşmıştı zaten. Bunun devam ettiğini görüyoruz. Tabii şirketin hiç finansal borcu yok. Öyle bir ihtiyaçları da yok zaten. Borsada herhalde en yüksek net nakit pozisyonuna sahip şirketlerden bir tanesi. Göre de baktığımızda 17 milyarlık piyasa değeri içerisinde neredeyse 7 milyarın net nakit olduğunu görüyoruz. Ciddi de bir altın çıkarma potansiyeli var şirketin. Dolayısıyla hep söylüyorum borsadaki en defansif şirketlerden bir tanesi Koza Altın. Ha diyeceksin ki ne kadar yukarı yönlü potansiyel görüyorsun. Açıkçası yıl sonuna göre baktığımda onun da çarpanı 6'lara falan düşecek muhtemelen. Burada Diyedin'den ekstra bir erken üretim vesaire görmezsek ki o 2022'de bekleniyor yanlış hatırlamıyorsam. Buradaki FK yıl sonundaki yani şu şeye göre baktığımızda şu fiyata göre baktığımızda 6'larda falan oluşacak. Yine dediğim gibi cazip şirketlerden bir tanesi. Umuyorum ki enflasyon yıl içerisinde düşürülürse sıkı para politikası takip edilerek ve yıl sonunda faizleri daha düşük oranlarda görürsek bu saydığım 6 FK şirketlerin hiçbirini o fiyatlarda bulamayacağız. FK'lar daha yukarıda oluşmaya başlayacak. Faizler eğer aşağı gelebilirse piyasa faizleri, politika faizi değil tabii ki. Bunlar da yıl sonu için 6-6,5 civarında bir fiyat kazanç oranıyla halihazırda trade ediyorlar. Dolayısıyla diğer şirketlere göre artısı ne derseniz defansiflik tabii ki. Yapılan iş altın üretimi ve Türkiye'ye zaten yetmeyen bir altın üretimi var Koza Altın'ın. Biliyorsunuz biz altın ithal eden ülkelerden bir tanesiyiz. Hane halkı altını çok sevdiği için yetmiyor buradaki talep. Koza Altın tarafından karşılanmıyor. Dolayısıyla üretilen ürünün fiyatı dünyada fiyatlanıyor. Dövizle fiyatlanıyor. Talep zaten yetmiyor. Arz yetmiyor. Talep çok yüksek olduğu için. Dolayısıyla bir ciro baskısı yok. Bir talep sıkıntısı yok ve diğer taraftan da çok yüksek bir nakit pozisyonu var. Yani dava konusu var tabii ki burada yüksek bir risk olarak görebileceğimiz. Temettü dağıtamıyor olması tabii ki buradaki problem. Ama diğer tarafta bakıldığında da cazip bir şirket olduğunu söyleyebilirim. Normalde biliyorsunuz buradaki
net nakit hani bu kadar net nakit olmasını şirketler ya da yani yatırımcılar çok sevmez. Hani temettü dağıtsın ya da işte yatırıma yönlendirilsin deriz. Orada bir problem var. Şirket mevduatta tutuyor yanlış bilmiyorsam buradaki nakite dövizde değil. Bu da işte kamu tarafından yönetiliyor olmasının aslında arkasındaki beraberinde getirdiği durumlardan biri. Ama halihazırdaki mevduat oranlarına da baktığımızda bu nakitten bu yıl çok yüksek bir mevduat faizi geliri elde edeceğini de unutmamak lazım diyeyim. Yani bunu %20'den bağlasanız 6 milyar, 7 milyara yakın parayı sadece bu yıl 1 milyar TL'den fazla faiz geliriniz olacak. Stopajını vesaire düştükten sonra bu çok çok yüksek bir gelir. Birçok yani Türkiye'deki şirketlerin çoğu yani BIST 30'daki şirketlerin çoğu 1 milyar kar elde etmekte zorlanıyor. Bu şirket sadece altın üretiminin dışında bu kadar parayı yatırım faaliyetinden gelir olarak elde edebilir. Şu an dipnotlara bakmadım. Ona bakabilirsiniz. Kaçtan faize bağladıklarını açıkçası merak da ettim. Çünkü ciddi bir faiz geliri 2020 yılında şirket elde edebilir. Evet, Ereğli Demir Çelik aslında bu çeyreğin en iyi tablolarından bir tanesi yine. Zaten uzun zamandır da konuşuluyordu. Geçen çeyrek de çok iyi gelmişti. 1.6 idi beklentiler, 1.8 civarında gelmişti. Bu çeyrek de 2.2 civarındaki beklentileri aşılarak 2.6 milyar TL'lik bir net dönem kârı gördük. Cuma günkü ilk piyasa tepkisine baktığımızda negatif oldu. Bunun sebebi şu aslında. Yani birçoğunuz zaten Twitter'da şey yapıyorsunuzdur. Yani herkese okuyorsunuzdur. Çok ciddi şekilde bir Ereğli konuşulduğunu görüyoruz. Yani buradaki beklenti o kadar fazla satın alındı ki tablo geldiğinde beklenti aşmasına rağmen kimse hadi biraz daha alalım demedi. Hatta işte son bir ayda o kadar pozitif ayrıştı ki endeksten. Hatta endeksi ayakta tutan şirket oldu. Hali hazırdaki piyasa değeri de BIST 30'un en değerli şirketi haline getirdi. Ereğli Demir Çeliği 66 milyarlık değeriyle birlikte. Kimse o yüzden bilanço sonrasında ekstra alıma gidelim yapmadı. Birazcık daha beklenti gerçekleşti hareketi olduğunu düşünüyorum ben Ereğli tarafında. Bu da tabii ki yani önümüzdeki süreçte de bir baskı olacak. Ha, diyeceksiniz ki pahalı mı? Özellikle ikinci çeyrek için daha da iyi bir tablo bekleniyor. Yani ilk çeyrekteki ton başına kâra baktığımızda ikinci çeyrek en azından Nisan ayı itibariyle daha iyi gidiyor. Dolayısıyla ikinci çeyrek burada Ereğli'den daha iyi bir tablo görmek bence mümkün. Ve diğer taraftan baktığımızda da biliyorsunuz döviz bazlı bilanço tutuyor Ereğli Demir Çelik ve döviz bazlı bilanço tutması sebebiyle kurun yükseldiği çeyreklerde çok yüksek vergi ödemesi yapıyor. Vergi kalkanı çok yüksek oluyor. Önceki webinarlarda konuştuk bu konuyu yanlış hatırlamıyorsam. Hatta şurada örnek de vereyim. 2020 yılının 3. çeyreği mesela. Bakın 1,5 milyarlık net kar var. Vergi öncesi kar var. 930 milyon TL vergi gideri var şirketin nette. Neredeyse %60 vergi ödemiş. Ama bir sonraki çeyrek, son çeyrek hatırlarsanız kur düşmüştü. 2,1 milyar kâra karşılık sadece 190 milyon, %8'e tekabül eden bir oranla vergi ödemişler. Bu çeyrek burası %33'e falan geldi. Bunun da sebebi ilk çeyrek o kurun yükselişi. Oradaki değerlemeler dolayısıyla VUK'ta yüksek kâr açıklıyor olmaları. VUK'taki yüksek kâr dolayısıyla yüksek vergi oluşması, o vergi kalkanının da buraya yüksek gelmesi. İkinci çeyrek buradan da bir pozitiflik görmeyi ben bekliyorum açıkçası. Nasıl bir pozitiflik diyeceksiniz? Yani ikinci çeyrek kurun bu kadar yükselmesini beklemiyorum. Onlar da VUK tarafında bu kadar yüksek. Yani kur değerlemesi dolayısıyla bu kadar yüksek bir ekstra gelir getirmeyecekler. Bunun da sebebi, bunun ardından da biz vergi gelirinde sadece faaliyetlerden kalan faaliyetler dolayısıyla elde edilen karın vergisini göreceğiz. O yüzden vergi kalkanında ikinci çeyrekte daha düşük olmasını bekliyorum. Bu da net karı yukarı iten etkenlerden bir tanesi. Yükselen marjların ton başına kârların beraberinde. Şimdi burada ikinci çeyrek için dediğim gibi beklentiler iyi. O yüzden buradaki realizasyon yani ne zaman biter bilmiyorum tabii ki realizasyon. Hani o konuda bir şey söyleyemem. Ama ben buradaki geri çekilmelerin bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünenler tarafındayım. Çünkü dediğim gibi ikinci çeyrek birden de iyi gelebilir. Burada sadece Ereğli için değil, demir çeliğin tamamı için. Yani sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada aslında demir çeliğin iyi bir dönemindeyiz ve bu parasal genişlemenin olduğu ortamda, dünyanın bu kadar hızlı büyüme göstereceği bir ortamda demir çelikçilerin iyi gideceğini de önümüzdeki süreçlerde göreceğiz. O yüzden Ereğli'de, Kardemir'de sanki bu yıl için
sürekli önümüzde olması gereken, düşüşlerde işte bakılması gereken, alım fırsatı tarafında kullanılması, değerlendirilmesi gereken şirketler olacak diye düşünüyorum. Halihazırdaki çarpanı her ne kadar yüksek gözükse de şuradaki iki çeyreğin buradan çıkacak olacağını, önümüzdeki çeyreklerde bunların yerine de çok yüksek rakamlar geleceğini, bunun da çarpanları aşağı getireceğini söyleyelim. Şu an en değerli şirketi dediğim gibi BIST 30'un, ama muhtemelen yılın kalanında da buradaki bu değerli olma trendini bozmayacaktır diye düşünüyorum. İşte bazı hisseler neden yok diye soranlar var. İşte burada sınırlı bir vakitte çok fazla hisse konuşmaya çalışıyoruz. O yüzden aslında normalde biliyorsunuz bir saat yapıyoruz. Şu an bir saati doldurduk. Ama dört tane daha şirketimiz var. Onları da bitirdikten sonra sona erdireceğim. Burada bütün şirketleri konuşmamız da tabii ki çok kolay değil. Çünkü burada bakarsanız bayağı bir bilanço geldi. Yani ilk bir haftada beklemediğim kadar fazla bilanço geldi. Şimdi ek süre verildiği için birazcık daha sakinleşir diye umut ediyorum. Önümüzdeki hafta daha fazla, daha işte şey geniş geniş hisseler konuşuruz diye düşünüyorum. Teknosa tarafına dönmek istiyorum. Çünkü önceki çeyreklerde de konuştuğumuz için aslında önceki iki çeyrek çok çok iyi tablolar görmüştük Teknosa tarafında. Ama son yani bu yılın ilk çeyreğinde, açıklanan son çeyrekte maalesef karın 2,3 milyon kadar kaldığını görüyoruz. Burada bir miktar ilk çeyrekte mevsimsellik etkisi olduğunda, teknoloji perakendeciliğinde özellikle işte son çeyreğin diğer çeyreklerden iyi geçtiğinde, işte daha önceki Indesend izlerinde falan da hep söylemişimdir. Birazcık baz etkisi var ama bu bahane değil. Çünkü bakıldığında cirodaki büyümeye göre ya da işte cirodaki düşüş ya Favök'teki düşüşe baktığımızda net kârdaki düşüşün çok daha dramatik olduğunu görüyoruz burada. Bunun da sebebi aslında yani geçen çeyreklerde de var olan finansal giderler burada büyük oranda. Bu finansal giderler şirket üzerinde ciddi problem yaratıyor. Önceki çeyreklerde tabii finansman öncesi kârlar da çok daha yüksekti. Bu sefer orasının da zayıf geldiğini görüyoruz. Şimdi burada yıldan yıla bakıldığında aslında hem ciro tarafında hem Favök tarafındaki tablo çok iyi. Yani kâr tarafı da geçen yıl zarar olduğu için bu yıl kâra geçilmiş olması böyle bakınca iyi. Ama son iki çeyrekte özellikle gelen rakamlar buradaki 2 milyonun beğenilmemesine sebep açtı ki Cuma günü de bunun fiyatlamasını ne şekilde gördük. Şimdi burada bakılması gereken hikaye aslında bir bedelli süreci var. Biliyorsunuz Perşembe günü itibariyle bölündü zaten şirket ve bir bedelli sürecinde hisse başı 3 lira ödeme yapılacak ve burada bir sermaye arttırım süreci sonrasında 160 milyonluk negatif sermayenin pozitife geçeceğini görüyoruz. Yani şirkete girecek kaynakla birlikte burası pozitife geçecek ki uzun zamandır da konuşuyoruz biz bunu burada. Bu aslında burada önemli hikayelerden bir tanesi diye düşünüyorum. Diğer tarafta ikinci çeyrekte de gelecek kârla birlikte çarpan da bir miktar daha aşağı gelecektir burada. Zaten firma değeri Favök çarpanı hakkımızda 3,6. Buradaki takip edilmesi gereken şey gelen bedelli sermaye arttırımı sonrası borçların ne kadar azaltılacağı ve bu azaltılan borçların buradaki finansal giderleri ne kadar törpüleyeceği. Çünkü eğer burası törpülenirse, şirket düzenli kâr eder hale gelirse bu tabii ki şirket için olumlu bir tabloyu önümüzdeki süreçlerde ortaya serecek. Ben hala şirketi açıkçası bu hikaye anlamında beğendiğimi söyleyebilirim. Son çeyrek tablosunu beğenmemiş olmama rağmen birazcık daha orta uzun vadede özellikle bu fiyatlarda yani eski fiyata göre baktığımızda 10 liraya falan geliyor ki 20 liralara yaklaştığında görmüştük geçtiğimiz aylarda ciddi bir %300'lük bedelli sonrasında önce sermaye azaltımı arttırımı şeklinde beklenirken bunu yapmadan direkt sermaye arttırımına gitmesi ve hisse başına yüksek rüçhan bedeliyle bedelliye gitmesi sonrasında çok sert bir satış yediğini gördük. Ama bedelli süreci sonrasında bu baskının azalabileceğini açıkçası düşünüyorum. Dediğim gibi burada bedelli sonrası borçların azaltılması ve finansman giderlerinin azaltılması önemli bir hikaye olacak. Bir de son dönemde yeni gelen bir haber var. Biliyorsunuz burada bir pazar yeri uygulaması kurmayı düşünüyorlar. Buradaki pazar yeri muhtemelen işte bu N11'lerin, Trendyol'ların, hepsi buradaların uyguladığı bir yöntem olacak muhtemelen. Kendileri halihazırda burada bir satışçı kanadında yer alacaklar. Bir de muhtemelen komisyon karşılığı başkalarının satış yapmasına izin verilen bir kanal olacak diye düşünüyorum. Burası tabii ki hikayeyi farklılaştırabilir. Zaten halihazırda verimsiz olan mağazaları büyük oranda kapattıklarını ya da
var olan mağazalarında boylarını küçülttüklerini, operasyon giderleri kontrol altında tutmak adına bunu yaptıklarını biliyoruz ki zaten burada kâra geçme süreci birazcık bunun sonrasında olmuştu. O yüzden burada şirketin bu yeniden dizayn edilme, oluşturulma süreci diyeyim, hala devam ediyor. Burada eğer doğru şekilde ilerlemişse ben şirket tarafında, hisse tarafında da hala potansiyel olduğunu düşünenler tarafında olduğumu söyleyeyim. Son çeyreği beğenmemiş olmama rağmen buradaki fabrik artışı ve ciro artışı bence hala olumlu bir hikayeyi gözler önüne seriyor. Evet, Cuma gelen tablolardan bir tanesi Şecam. Gerçekten BIST 30'un yine en adil olmayan şekilde fiyatlanan şirketlerinden bir tanesi diyebilirim. Özellikle birleşme etkilerini görmeye başladığımız bir yıl olacak 2021 ve ilk çeyrek itibariyle de Favö'nün %30 kadar geçen yıla göre net karın, işte bu da karneden bakalım hatta direkt rakam olarak %200 kadar bir önceki yılın ilk çeyreğine göre arttığını görüyoruz. İkinci çeyrekte de burada çok kötü bir tablo gelmişti. O küresel sert daralma dolayısıyla onun da baz etkisi geçtiğinde halihazırda 7,5 olan fiyat kazanç oranının artık nereye düşeceğini varın siz hesaplayın. Döviz tarafındaki yükselişten pozitif etkilenen şirketler dediğimizde hep eskiden Soda gelirdi akla. Birleşme sonrası artık Şişecam'dan elbette bahsediyoruz burada. Şişecam'da buradaki bu yüksek ortalama kurdan olumlu etkilenecek önümüzdeki süreçte. İşlere dönecek olursak burada işlerin iyi gittiğini görüyoruz. Yani ilk çeyrek bakıldığında burada cam ürünlerindeki yükselişin devam ettiğini ve diğer tarafta işte 2020'deki kötü hikaye olan otomotiv camı biliyorsunuz Trakya camın eskiden ürettiği artık hepsi tek çatı altında. Trakya camın ürettiği düz cam tarafının birazcık problem olduğunu dünyadaki otomotiv pazarının daralmasıyla görmüştük. Bu aslında 2021 ilk çeyrek itibariyle geçen yılın ilk çeyreğine göre bir yükselme gösterdi. Diğer taraftan baktığımızda da kimyasallar anlamında da hem yıldan yıla büyümede hacim anlamında hem de ciro anlamında bir büyüme olduğunu görüyoruz aslında. Kurun da tabii ki pozitif etkisi var ki önümüzdeki çeyreklerde de biz bu kurun etkisini göreceğiz. Buradaki çarpan da dediğim gibi önümüzdeki çeyreklerde ciddi şekilde yani ikinci çeyrekle birlikte bayağı bir aşağı gelmiş olacak. Tabii ki de endeksten ya borsadan yabancı çıkışın devam ettiği bir ortamda yabancının da çok yüksek payı olan bir şirket olduğu için Şecam fiyatı hep baskı altında kaldı. Ama ben hak ettiği değere bir noktada ulaşacağını düşünüyorum. Defter değerinin altında işlem gören ama öster yani şimdilik %15 gözüküyor ama dediğim gibi şurasının etkisi çıktığında o yıllıklandırılmış karın yükselmesiyle birlikte bu da yukarı gelecek. Halihazırda birin altına, yani defter değerinin altında işlem görüyor olması, şu kâra rağmen 7,5 FK oranında olması gerçekten üzücü işleyeceğim gibi bir şirketin. Bu kurun yüksek seyrettiği ve ortalamanın yüksek olacağı ikinci çeyrekte de iyi bir tablo görmemiz küresel toparlanma ile birlikte olacak. Buradaki Favök marjı da hala tam yükselmiş değil. Bunun da önümüzdeki çeyreklerde birleşmenin etkisiyle yani şirketin kendisinin de beklentileri zaten bu yönde. Şurası zaten geçmiş ortalamalar 22'ler. Bunun 25'lere doğru yakınsaması uzun vadede de çok mümkün gözüküyor. Yani onların da şirketin de beklentileri zaten bu. Bakın şu an çeyrekli aklımızda geçmiş ortalamalardan çok farklı değil. Bu 2026, 2022'nin çeyrek. Onun etkisi çıktığında zaten buradaki her şey çok daha güzelleşecek. Umuyorum ki hak ettiği fiyatlarda işlem görmeye başlar Şişecam. Bence BIST 30'daki en güvenli şirketlerden bir tanesi halihazırda. Evet, sevdiğimiz şirketlerden bir tanesi İşmen. İşmen'i biliyorsunuz işte ben info yatırımdaki model portföyde neredeyse bir yıldır tutuyorum ki 4 liraydı ilk model portföy aldığımız zamandaki fiyatı. 2020 yılını çok çok iyi geçirdiler. Bütün aracı kurumlar gibi aslında iş yatırım da benzer şekilde iyi bir 2020 yılı geçirdi. Ama diğer şirketlerden farklı olarak iş yatırımın kar elde etme tarafından komisyonları olan bağımlılığının düştüğünü görüyoruz. Bunu neden söyleyerek başladım? Çünkü aracı kurum fiyatlarına baktığımızda, hisse senedi fiyatlarına baktığımızda özellikle işte Mart'ın sonundaki o değişiklik sonrası borsanın geri çekilmesi ve o geri çekilmeyle birlikte
hacimlerin de çok ciddi şekilde düştüğünü, hacimlerin düşmesinin de şirketlerin komisyon gelirleri üzerinde negatif etki yarattığını hep konuşuyoruz. Burada ama işmeni diğer aracı kurumlardan birazcık farklı yerde değerlendirmek lazım. Yıl sonu itibariyle çünkü komisyon gelirleri toplam gelirlerin brüt kar üzerinden gidiyorum tabii ki de %27'sini oluşturuyordu. İlk çeyrek detaylı dipnot vermediler maalesef. İşmen ara dönemlerde kalem kalem dipnot vermiyor diyebiliyorum. Bu çeyrekte burada ben sadece hizmet gelirleri olarak baktığımda hizmet gelirleri %40'ını oluşturuyor brüt karın. Ama bunun içerisinde sadece komisyon geliri olmadığında söylemek lazım. Toplamda gelir tablosu içerisinde baktığımızda da bunun payı, yani şu çeyreklik bakalım. 630 milyonluk brüt kar içerisindeki düşüş birazcık daha yani diğer şirketlerin göreceği komisyon etkisinin burada birazcık daha sınırlı hissedileceğini söylemek lazım. O yüzden bu komisyon düşüşlerinden, bu hacim düşüşlerinden diğer kurumların çok daha altında etkilenecek. Buradaki asıl getiri uzun zamandır aslında varant tarafı oldu. Ve oradaki pozisyonlar dolayısıyla varant tarafındaki pozisyonları hedge etmek amacıyla yapılan portföy yatırımlarının gelirlerini aslında biz görüyoruz. Bu da şirketin yıldan yıla çok yüksek bir büyüme göstermesini ki şurada satışlara bakmak doğru değil tabii ki burada net karın %236 yükseldiğini görüyoruz. Önceki çeyreğe göre de hala çeyreklik büyümenin devam ettiğini görüyoruz %12 kadar. Yıl sonu için artık burada hani her ne kadar ikinci çeyrekte bir miktar düşüş beklesek de komisyonların etkisiyle birlikte burada yıl sonu 1,4 milyarlara yakın, 1,5 milyara yakın bir net karın ulaşılabilir olduğunu söylemek lazım aslında. Bu da şirketin 4'ün altında bir FK oranıyla trade ettiğini gösteriyor. 15 liradan kapattı Cuma günü ki şu anda baktığımızda 4,5 gibi bir fiyat kazanç oranı var. Diğer aracı kurumlara göre bakıldığında çarpan anlamında mevcut çarpanıyla en makul gözükeni iş menkul diyebilirim. Ama dediğim gibi o komisyon baskısını hisse fiyatında görüyoruz. Ama diğer kurumlar kadar fazla negatif etkilenmeyecek iş yatırım. O yüzden ben hala burada beğenmeye devam ettiğimi işmeni bu fiyatlarda en azından 15 lira fiyatlarda söyleyebilirim. Aracı kurumların diğerleriyle kıyaslandığında tabii ki birazcık daha düşük bir büyümesi var. Büyüme potansiyeli hani onlar kadar yüksek değil halihazırdaki hacminden ve pazar payından dolayı ama çarpan olarak zaten hepsinden çok daha düşük çarpanlarla işlem görüyor. Yani diğer aracı kurumlardan da aslında yani küçük şirket global menkul değerler de mesela içerik çok çok iyi bir tablo açıkladı. Burada zaten Barış Hocam da yayını takip ediyor. Gördüm birkaç daha mesajı. Onun sosyal medyada, Twitter'daki paylaşımlarında da vardır. Global menkul değerleri takip ediyor mu bilmiyorum ama o bütün hepsinde Excel tutuyor diyebiliyorum. İlk çeyrekte burada beklenmedik yüksek bir net kar vardı ve bu sürdürülebilir olursa aslında yıl sonu yani bu eğer her çeyrek sürdürülebilirse eğer yıl sonu şeyine göre karına göre de piyasa değeri çok daha düşük. Diğer kurumlara göre baktığımızda ama dediğim gibi çok sığ likiditesi pek olmayan bir şirket global menkul değerler hisse senedi tarafında ama güzel bir tablo getirdiğini söylemem lazım. Onların ben dipnotlarına bakmıştım. Komisyondan ziyade kredi gelirleri özellikle ilk çeyrekte çok çok yüksek gerçekleşmiş. Bir de bir halka arz geliri var tek seferlik olan. Belki yılın devamında bir halka arz daha yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum ellerinde iş var mı. Ama bir halka arz geliri olduğunu ve yüksek kredi faiz gelirlerinin olduğunu söylemek lazım. İkinci çeyrekte kredi faiz gelirleri de bir miktar aracı kurumlar tarafında düşmüş olacak. Çünkü piyasa düştüğünde doğal olarak overall'lar düşüyor. Overall'lar düşünce teminatlar düşüyor. Dolayısıyla karşısındaki kredi taşıma riski de müşterinin overall düştüğü için azalıyor. Bu da kredi gelirleri üzerinde bir miktar negatif etki edecek. Ama şu çeyreklik karında iyi olduğunu söylemem lazım. Yine aslında çok detaylı konuşmayacağım ama ilk çeyrek hani şu ana kadar gelen tablo içerisinde en dikkat çeken şirketlerden bir tanesi. Cuma zaten tavan açtı ve tavan kapadı. Hiç tavan bozmadan zaten 1-2 milyon lota yakın tavan başladı güne. Öyle de devam etti üzerine ekleye ekleye. Tire de aslında bu çeyreğin en iyi tablolarından bir tanesini getirdi şimdiye kadarkilerden diyebilirim. Onu da söyleyeyim. Cuma günü tavan olduğu için. Hani pazartesi günü nasıl bir açılış yapar, devam eder bilmiyorum ama güzel tablolardan bir tanesi. Son olarak Birisay'ı da konuşalım. Çünkü geçen çeyreklerde de konuştuk Birikston'u. Aslında Goodyear'ı da konuşabiliriz. Goodyear da
İlk çeyreği güzel geçen şirketlerden bir tanesi. Burada net dönem kârının yıldan yıla çok ciddi bir büyüme gerçekleştiğini görüyoruz. Ciro %50, FAVÖK %86, net kâr %270 kadar yükselmiş burada bir iki son tarafında. Ve bir önceki çeyreğinde üzerinde bir ciro, FAVÖK ve net kâr görüyoruz bir iki sonda. Uzun zamandır aslında yatırım yapan, artık yatırımlarının meyvesini toplayan şirketlerden bir tanesi. Önceki çeyreklerde de konuşmuştuk. Ben aman aman aslında çok çok ucuz olduğunu düşünmediğimi söylüyordum hep. Şu anda baktığımızda 10,4 fiyat kazanç oranı, ama onların da geçen ikinci çeyreği işte Şişecam'da konuştuğumuz gibi çok çok düşük. Yani burada 1-200, yani şu an son 3 çeyreğe baktığımızda 500-725 milyon kadar bir kar var. Eğer son çeyrek kadar bir tane daha kar gelirse, yani 275 milyon kadar, 1 milyar oluyor yıllıklandırılmış kar. Bu da 7,8'lik bir FK'ya, hali hazırdaki fiyata göre tekabül ediyor. Buradaki büyüme böyle devam edecekse aslında hani normal diyebileceğimiz fiyatlara gelmiş aslında. Hani çok pahalı diye, yani pahalı diyemeyiz kesinlikle, ama aşırı ucuz da diyebileceğimiz bir noktada değil bir Sabancı şirketine göre baktığımızda. Ama bir sonraki çeyrek muhtemelen burada FK'nın 8'lere doğru geri çekildiğini, bu fiyatlarda kalırsa görüyor olacağız. Borç tarafında zaten artık bir şeyleri kalmadı. Önceki çeyreklerde göre, yani bir önceki çeyreğe göre biraz borç artışı var, ama yine de hali hazırdaki net borç FAVÖK çarpanı 1,7'lerde. Bu da gayet sürdürülebilir bir oran. Brixton'da yine bu çeyreğin iyi gelen tablolarından diyeyim ve sizlere veda edeyim. Ekran paylaşımını kapatalım. Herkese katılımı için çok teşekkür ediyorum. Yarın aynı saatte, saat 9'da Yaşar Yıldırım'la birlikte aylık sohbetlerimizi yapacağız. Yarın görüşmek üzere diyeyim. Kendinize iyi bakın.